Devleti yöneten ve yönetmeye aday olanların kafası karışık. Sonra diyeceğimize başla diyelim. Bu karışıklığın temel nedeni Kürt soykırımını tamamlayamayan İttihat Terakki Hakkı'nın ne yapacağını bilemez duruma gelmesidir. Türkiye'de Türk'ten başka kimse yoktur diyenler, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında adım adım katlettiler, sürgüne yolladılar, kalanları asimile edip kimlik ve kültüründen kopardılar. Özcesi Türk olmayan her türlü uygulamayı mübah gördüler. Ermeniler, Süryaniler, Rumlar, Lazlar ve diğer Türk olmayanlar hep bu aklın hedefinde oldular. Bu halkların birçoğuna dönük uygulamalarda kabul etmek gerekir ki bir başarı var. Başarı katlederek yok etme, kalanları da kendine benzetmedir. Bunu yaptılar. Hiç vazgeçmeksizin aynı uygulamalara Kürtler de tabi tutuldu. Ancak şunu da hakkını vermek gerekir ki Kürtler konusunda istedikleri sonuca varamadılar. Tek partili sistemde her kötülüğü pervasızca yaptılar. Kadınların karnını deşerek ana rahmindeki çocukları katledecek kadar vahşileştiler. Hesap verecekleri kimse yoktu. Ardından çok partili sisteme geçerek demokratik eşitliklerini iddia ettiler. Bu arada Batı ile ilişkileri adım adım rayına tuttular. Ticaret yollarını açtılar. Ancak oluşan boşlukların birinden kimlik, kültür ve dil mücadelesi veren, özgürlük talep eden Kürtler, diğerinden ise dünyadaki sol dalganın da etkilediği devrimci gençliğin öncülüğünü yaptığı sosyalist örgütlenmeler çıktı. Direniş etkili olunca bu kez devreye darbeleri soktular. Türkiye 10 yılda bir direnişi kırmak ve faşist nizamı rayına tutmak amaçlı iktidarı doğrudan devralan askerle tanıştı. Bu manada bilindik son darbe 12 Eylül 1980 faşist darbesiydi. Son darbe henüz bitmiş değil. Öncesinde darbeler birkaç yıl kalır, askerler devleti kendince dizayn eder, ardından iktidarı sivillere devrederdi. Bu kez darbenin sürekliliği sağlandı. Arada umut veren, değişim yaratmaya muktedir iktidar odakları çıkmadı değil. 1990'larda iktidar ortağı olan SHP ile 2000'lerde tek başına iktidar olan AKP esasen umut veren, değişim yaratmaya aday iktidar odaklarıydı. Ancak darbe dinamiği hiçbir zaman devreden çıkmadığı için bu iktidarlarda kısa sürede İttihat Terakki aklından farklı davranmadı. En ağır cinayetlerin SHP iktidarında, en ağır savaşın AKP döneminde yaşanması tesadüfi değil. Şimdilerde artık bir dönemin daha sonu geliyor. İktidar odağının değişeceği belli. Ancak bu kez yaşanan tahribat çok korkunç. İktidarı devralmaya hazırlananlar bu tahribatı düzeltmeye adaylar. Ancak kafaları karışık. Çünkü hakikati hala anlamak istemiyorlar. Onlara göre hakikat sistemin bekası. Kendi yarattıkları tekçi sistemin bu tablonun müsebbibi olduğunu görmek istemiyorlar. Peki hakikat ne? Çok belli. Israr ve inatla sürdürülen savaş politikaları bir şey yaramamış, ne Kürt ne de Kürdistan yok edilebilmiş değil. 1984'ten bu yana silahlı mücadele veren Kürt hareketinin de 1990'larla birlikte sahneye çıkan demokratik Kürt siyasetinin de devasa bir politizasyonla atılan her adıma anında cevap verebilen milyonlarca Kürdistanlının da artık önü kesilemiyor. Yeni bir dönem yaşanacaksa bunlar olmadan adım atılması mümkün değil. 100 yıldır sürdürülen soykırım politikası sonuca varmadı. 100 yıldır süren bedeli ağır devasa bir direnişte soykırım siyaseti yerle bir edildi. Bunca bedelin üzerine bir adım atılıyorsa direnenin hakkı teslim edilmeli.